Kralıoğlu. Buyurun Sayın Özkan. Teşekkürler Sayın Başkan. Öncelikle biz şunu söylüyoruz. Diyoruz ki her kim bu ülke için taş üstüne taş koyarsa, her kim milletimizin refahı, kalkınması ve huzuru için adım atarsa biz alkışlayacağız. Yani ağzınızda kuş da tutsanız sizi alkışlamayacağız anlayışını asla ve asla kabul etmiyoruz. Onun için şu anda emeklilikte yaşa takılanlar kavramını bir Alman'a, İngiliz'e, Fransız'a tercüme etmeye çalışsanız öyle kolay kolay tercüme edemezsiniz. Niye? Çünkü çalışmanın, üretimin, refahın olmazsa olmaz unsur olduğunu Almanya bilir. Almanya 1960'larda neden Türkiye'den işçi ithal etti? Çünkü kalkınma için olmazsa olmaz emek, sermaye, ham madde üçlüsünden biriydi. Bakınız şu anki düzenleme 2002 öncesi yapılan o dönemin koalisyon hükümetinin yaptığı bir düzenlemedir. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Çünkü Türkiye'de bakınız erken emeklilik demek aslında emekli olan vatandaşlarımızın mevcut devam edin Sayın Özkan. Açalım mikrofonu arkadaşlar. Bu şekilde bir talep normal aldığı emekli maaşıyla yurt dışında seyahat yapabilme imkanını verebilmesi lazım emeklilerimize. Bu denge ne zaman bozuldu? Kim neredeydi? Onlara bir şey girmeye gerek yok. Ancak 2002 öncesinde yapılan doğru bir düzenleme var. Bu düzenlemenin arkasındayız. Avrupa'nın gelişmiş demokrasilerin, kalkınmış ülkelerin emekli ve sosyal güvenlik düzenlemelerine uygun bir düzenlemedir. Onun için bunun altını çiziyorum. Bakınız biz bu genel kuruldan yaptığımız düzenlemeleri kimseden kaçırmıyoruz. Zaten bir taraftan medya üzerinden yapılan yayınlarla Meclis TV'yle kamuoyuyla paylaşılıyor. Bakınız iş tüzüğümüzün 31 ve 62. maddeleri var. Bir düzenlemenin katılımcı demokrasi gereği komisyonda görüşülürken kimlerin katılıp nasıl destek sağlayacağı, yine genel kurulda da nasıl farklı görüşlerin grup önerileriyle değiştirilebileceği anayasanın ve iş tüzüğün güvencesi altındadır. Artık bağlayın lütfen Sayın Özkan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ancak herkese ikişer üçer söz veriliyor ama benimkinde özellikle ikaz ediliyorum. Yok. Bunu da kesinlikle kabul etmediğimi ifade ediyorum. O zaman bakın, müsaade ederseniz ben yoruluma gireyim. Bir izin verin. Ben araya gireyim. Bir izin verin. Madem bunu söylediniz biraz sonra kayıtları çıkar. Hayır. Konuşma kayıtlarını çıkar isteyeceğim. Bunu söylemenizi istemezdim. Hangi grup başkan vekilleri ne kadar süreyle söz konuşmuşlardır? Söz almışlardır, konuşmuşlardır. Değerli arkadaşlar lütfen onların kayıtlarını çıkarın ve lütfen bütün grup başkan vekillerine takdim edin. Sürem kesildi onu bütün da tekrar. Bütün gün. Şu anda sürem kesildi söze girmeniz hayır, bu ikinci söz uzatmaydı zaten. Şimdi şunu ifade zaten. Etmek istiyorum. Yasa koyucu abesle iştigal etmez. Abes ne? Boş işle uğraşmaz. Biz gerek oluyor ki burada söz alıyoruz. Onun için zaman zaman başka grup başkan vekillerimiz 3, 4 aldıkları da oluyor, 5 aldığı da oldu. Ben bu oturumla ilgili, bugünle ilgili konuşmuyorum Sayın Başkan. Ben diyorum ki genel olarak söz alındığında gerek olduğu takdirde diğer grup başkan vekilleri 5'e kadar söz verildiğini dahi gördük. Fazlası var saymıyorum. Size de bakın, verdim onları ama da benim. Ama başkanım, hayır lütfen. Bakın, şimdi bakın Sayın olur. Özkan bekleyin size söz vereceğim. Siz müsaade bana ben siz bana yönelik bir şey söyle bir dinleyin lütfen. Ama şimdi ben söz verince başkanım. Konuşacaksınız Sayın Özkan. Ben söz verince konuşacaksınız. O benim yetkim. O benim yetkim. Size tekrar söylüyorum, benim yetkim. Söz verdiğimde konuşacaksınız. Benim yönettiğim bütün oturumlarda grup başkan vekillerine verdiğim konuşma sürelerinin çıkarılmasını talimat olarak görevlilere veriyorum. Bunları bütün grup başkan vekillerine takdim edin. Birinde adaletsizlik tespit ettiğiniz takdirde burada huzurlarınızda özür dileyeceğim. Şimdi buyurun. Söz teşekkür veriyorum. Ediyorum. Konuşun. Teşekkür buyurun. Ediyorum. Abesle iştigal etmek için söz almıyorum. Bir konuya açıklık getirmek için ifade ediyorum. Özetle ifade ediyorum. Diyorum ki şu anki düzenleme emekli olduğu takdirde vatandaşlarımızın refah ülkelerinde olduğu gibi aldığı emekli maaşıyla dünyayı gezebilecek. Ayrıca bir işte çalışmadan ihtiyaçlarını giderebilecek.
ve refah ülkesi bir ülkenin emeklisine sağlanabilecek imkanları yapmak için yapılmış düzenlemedir. Yapanlardan Allah razı olsun. Biz de takipçisiyiz. İnşallah emeklilerimiz dünyanın en müreffeh emeklileri içerisine gelecek. Biraz sabır.